Bu derste table komponentinin içine combo box ve e, text field veya checkbox benzeri komponentlerin nasıl yerleştirildiğini göreceğiz. Normal table alanında biliyorsunuz string alanları vardır. Bu alanların içine biz combo box ve checkbox iki tanesini yerleştirip göreceğiz. Öncelikle tablomuzu bir oluşturalım. Tablomuzu biliyorsunuz scroll pane üzerine Yerleştiriyorduk. Bir tane scroll pane atalım sahneye. Bir tane de table atalım. Table'ımızın modelini burada oluşturabiliriz. İstersek kodla dinamik bir şekilde oluşturabiliriz. Fark etmez. Biraz da satır ekleyelim. Ve OK diyelim. Tablomuz şu anda oluştu. Scroll pane'in içine yerleştirelim bunu. Content pane üzerinden kapatalım ve şurada scroll pane'in içine table'ı yerleştirelim. Scroll pane nokta set viewport view table dediğimiz anda tablomuzu yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim bu tablonun şuradaki ikinci kolonu ki bunun indis numarası 1'dir ve şuradaki kolonlarına e, combo box ve checkbox nesnelerini yerleştirelim. Bunun için ben bir tane combo box sahneye ekliyorum. Bu combo box'ın e, yine modelini oluşturayım ben. Model bölümüne tıklıyorum. Şehirleri tuttuğunu varsayalım. vesaire vesaire bu şekilde artırılabilir ya da veri tabandan combo box'ın içine veri aktarılabilir. Biz şimdilik burayı statik doldurduk. Bir de checkbox atalım. Checkbox'a da evet hayır şeklinde bir metin girelim. Daha doğrusu evet girmemiz yeterli. Şimdi bu ikisini de bu iki nesneyi de ürettikten sonra tablonun kolonlarını değiştirmemiz lazım. Yani türünü değiştirmemiz lazım. Normalde bunlar obje türünde fakat biz bunları nasıl render edeceğiz? Buradaki combo ve checkbox ile değiştireceğiz. Bunun adı combo box olarak kalsın. Bunun adı da biraz kısaltalım. Sadece checkbox olarak kalsın. CHCBX olarak kalsın. Kodlarken daha kolay kodlayalım. Şimdi kaynak bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Çalıştırdığımızda birbirinden ayrı 3 tane komponent var. Ee, biz istiyoruz ki bu buraya yerleşsin. Ee, bu checkbox da şu kolonlara yerleşsin. Bunu yapmak için kaynak bölümüne gelelim. Kaynak bölümüne gelelim. Ve tablonun kolon türünü değiştirelim. Table.get Column Model diyerek kolonun içindeki objeyini alıyoruz. Hangi kolonu değiştirmek istiyorsunuz? Onu belirtmeniz lazım. Get Column diyoruz. Biz Combo Box'ı ortadaki sütuna yerleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bunun indisini 1 olarak seçiyorum. Daha sonra Set Cell Editor diye bir komutumuz var. Bu Set Cell editor'un görevi o combo box'ın içindeki obje alanını komponent e, türüne değiştirmek olacak. Dolayısıyla buraya new default cell editor diye bir nesne e, tanımlayacağız. Default cell editor dedikten sonra burayı combo box olarak değiştireceğiz. Şuradaki ismi şuradaki nesnemizi, türettiğimiz nesnemizi buraya aktarıyoruz. Şimdi bir deneme yapalım. Ve acaba yerleşmiş mi? İlk etapta combo box'ımız sahnede görünüyor. Bunun sebebini söyleyeceğim birazdan. Bu hatanın sebebini ve nasıl düzeltileceğini. Combo box'a şu şekilde gelip ne yapabiliyorsunuz? Açılır menü şeklinde yerleştirebilirsiniz artık. Bunu veri tabanına kaydedebilirsiniz ya da başka bir dosyaya aktarabilirsiniz burada Hücrelerin içindeki verileri alarak. Ee, hemen aynı şekilde checkbox'ı da diğer e, sütuna yerleştirelim. Yine get column model. Get column diyeceğiz. Ve bunu 2 nolu şurayı silelim. Ee, orada bir şey yanlış bastık. Get column. İki üstüne yerleştireceğiz. Yine set cell editor kullanacağız. Burada yine new e, default cell editor. Cell editor deyip buraya da checkbox'ımızın ismini yazacağız. Şuradaki ismi. ok diyeceğiz. Ve çalıştıralım. İlk çalıştırdığımızda her iki nesne de burada görünüyor. Burada aktive ettiğimizde oradan kayboluyor. Bu hatayı gidereceğiz birazdan. Şimdi şu kolonda ise evet hayır meselesi var. Mesela bu kolonda sigara içiyor musunuz? Evet hayır. Ee, ya da başka bir durum sorulabilir. Bakın şu şekilde geldiğimde seçiyorum. İşaretlersem true oluyor. İşareti kaldırırsam false oluyor. Yani iki kere tıklamam yeterli bir true, bir false olarak oraya nesneyi yerleştiriyor. Bu kısımda ise checkbox'ı buraya, combo box'ı buraya yerleştiriyor. Şimdi o hatanın sebebi de şu arkadaşlar. Biz normalde hem combo box'ı hem de checkbox'ı content pane'e önce ekliyoruz. Daha sonra burada sel ile tablonun içine yerleştiriyoruz. Burada yine aynı şekilde nesnemizi üretip özelliklerini niteliklerini girdikten sonra Content Pane'den eklemezsek ilk derlediğimizde ne Combo Box ne Check Box tablonun yanında görünmeyecektir. Deneyelim. Şu şekilde bakın ne Check Box ne ta e Combo burada görünmüyor artık ama buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz.